İyi akşamlar. 31 Ağustos Perşembe Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. Caner Karaer ben. Yine dop dolu bir gündem. Hiç vakit kaybetmeyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım bugün ana habere. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili son durumu aktardı. Sonrasında ise Beştepe'de düzenlenen 100. Yıl Marşı tanıtım törenine katıldı. Kısa süre önce milli muharip uçağımız Kaan'la ilgili müjdemizi paylaşmıştık. 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz. Milli muharip uçak Kaan bu yılın sonunda havalanacak. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan yerli hava savunma sistemi Siper 2'nin ilk atış testini başarıyla tamamladığını da söyledi. Birkaç gün önce Siper'in ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdik. İnşallah yakında olmadık bahaneler öne sürerek bize hava savunma sistemi vermeyenlere hava savunma sistemi satacak noktaya da geleceğiz. Cumhurbaşkanı bu mesajları Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde verdi. Terörle mücadele mesajları da dikkat çekti. Döktükleri masum kanlarının hesabını Kandil'deki terör baronlarından muhakkak soracağız. Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir. Çetesinden zehir tacirlerine, mafya bozuntularından suç örgütlerine kadar tüm şer şebekelerinin kökünü mutlaka kazıyacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Beştepe'de düzenlenen 100. Yıl Marşı tanıtım töreninde konuştu. Birilerinin yalan yanlış ve çarpıtma sözlerle milleti karamsarlık çukuruna itmeye çalıştığını belirten Erdoğan, yaşadıklarımızı sadece bir andan ibaret göstermek isteyenler masum değildir dedi. Türkiye hakkında hem içeride hem dışarıda sahte bir imaj inşa ediliyor. Halbuki gerçek tablo hiç de öyle değil. Yıllarca bu ülkenin ve milletin enerjisini hamasetle emenlerin kendi korkaklıklarını, kendi zaaflarını devletin siyaseti gibi sunanların devri kapanmıştır. Türkiye'nin gerçek potansiyelini bilen, sahip olduklarının öneminin farkında bulunan milletimizle birlikte hedeflerimize adım adım ilerlemeyi sürdüreceğiz.